Orijinaline en yakın olarak tanıtılan ve özellikle bayramlı özel günler öncesinde piyasada çokça rastlanılan, sağlıksız ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan açık parfümlerin sağlık açısından son derece zararlı olabileceği bildiren kozmetik mağazası yetkilisi Leyla Mıdık, açık parfümleri kullanan vatandaşların dikkat etmesi hususunda şunları aktardı. Ne kuma alıyorum zaten. Aynen, çok da güzel bir koku. Almayayım. Ay yok, o çamlılığından yırttım ben zaten. Bir tane daha seçeyim o yırttığını. Tamam. Şunu bir daha sikeyim, birinden iki tane daha alayım. İnternet sistemi, bilet kısası önerebilirim ama. Bilet kısası kral. Eyvallah, bir tane. Şimdi zaten aynısı. Bak, bilet kısasını. Şu el kısmına doğru sıkıyorum. Ya işi böyle oldu. Yani şunu derim, şundan bir tane daha da istiyorum ben. Kokuyu yani olabilir. Şundan iki tane alayım, tamam. Aynen. Şundan 3-4 ayda bir geliyorum. Ancak burada birkaç tane siz çok seviyordu ha. Karşısında iki tane olacaktı. Ama Redosa daha güzel. Ama burada da bir tane. Red yeni acar da biliyor musun? Niye? Düşünüyorum şundan iki tane alsam diye ya. Şundan mı? Evet. Olabilir, nasıl isterseniz. İsim sayısını alabilir miyim? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mert Dervişoğlu. Peki şunu söyleyeceğim. Merdiven altı parfümler var. Vatandaşlar ne gibi parfümler almalı? Cilt gibi hassas bir konuda ne gibi uyarılarla bulunmalı yani satıcılar? Ya herkesin şeyi zevki kendine göre değişir tabii ama burada önemli olan ten bana göre. Yani sarışın bir insan esmer bir insana daha yakışan bir kokuyu kullanmasa çok daha iyi olur. O bile fark ettiriyor yani. Evet, ben mesela esmerim. Buradaki hanımefendiye söylüyorum. Onlar da tanışın çok iyi biliyorlar. Aynen. Kendime göre kokuları biliyorum. Hep kokup alıyorum. Peki vatandaşlar ne gibi parfümler kullanmalı? Yani böyle sahte merdiven altı parfümler dikkat etmesi gerekiyor mu vatandaşların parfüm alırken özellikle? Tabii dikkat etmesi gerekiyor. Sabundan bile kötü kokuyor onlar ya. Aldığınız yerlere dikkat ediyor musunuz? Aldığım yerlere dikkat ediyorum. Kaliteli parfüm de alıyorum ama çok yüksek fiyatlı olduğu için çok da pahalı alamıyorum. Bir tane parfüm var mesela. 3 yıldır duruyor, 212 ben. O kadar nadir sıkıyorum ki bitmesin diye yani. Şeyine bakıyor musun? Sertifika alanı falan bakıyor musunuz aldığınız yerlerde? Yok, dikkat etmiyorum. Evet. Teşekkür. Şimdi şey yapalım o zaman. Şimdi bir tane şişeden şimdi senden şey seçelim. Evet, siz değil. Sıkın. Biraz daha. Aynen. Devam, bir kere daha alayım. Tabii. Hani şimdi merdiven altı dediğimizde zaten kokunun ilk önce tendeki, yani parfüm deyince tene hitap etmesi lazım. Evet. Tenimizde çok rahat bir şekilde eğer kullanabiliyorsak, o sağlığa uyumlu parfüm demektir. Merdiven altlarında her zaman içerisinde farklı bir kalıcılığını artırmak için kullandıkları bir madde vardır. Ve o da kansere kadar yol açan nedenlere sebep olur. Kokunun öncelikle orijinal bir birliğine bakmaları lazım, kalitesine bakmaları lazım ve içeriğini aslında bilmeliler zaten. Her zaman müşteriler aldıkları zaman kokunun güzel kokuşuna bakıyorlar. Aslında arkasındaki içeriğine bakmaları gerekmesi lazım. Sağlık Bakanlığı'na uyumlu olan, eğer bandrolü varsa demek ki bu kaliteli bir parfümdür. Ki bizim kullandığımız bütün esanslarımızda dahi olsun parfümlerimizde Sağlık Bakanlığı belgelerini ve ifralı ürün oluşuna çok dikkat ediyoruz. Onun da zaten son zamanlarda haberlerde çıkan bir sürü konuları var bunların. Bu da onlara en güzel örneğidir. İnsanlar her zaman ucuzuna gidiyorlar. Evet. Her zaman ucuz aslında kaliteli ürün demek değil. Neden? Çünkü yerken bile onda bile kaliteyi ararız. Parfüm de bunlara örnektir. Ben bu parfümü alıyorsam tenime çok rahat ve kızarmaya neden olmuyorsa zaten o zaman orijinal parfümdür. Merdiven altlarında şuna dikkat etmeleri gerekir. Sıkıldığı zaman ten hem güzel kızarmaya neden olur ve denetlemek nokta şeklinde bırakır, yakar tenini. Evet. Ve kalıcılığı nedir? Yarım saat, bir saat sonra gider. Evet.
Bunun için aldıkları ürünün yerdeki belgelerine bakmalar lazım. İSO belgeleri var mı? Sağlık Bakanlığı'na uyumlu belgeleri var mı? Üretme izni var mı? En azından en önemlisi olan üretim belgesinin olması gerekir. Ürünün çok ucuz oluşuna kaçmamaları. Kesinlikle. Aldıkları ürünün, en azından şu şekilde göstereceğim. Bu kısımda ürünün içerisindeki bütün belgelerin oluşuna ve şu kontrollere dikkat etmeleri gerekir. Demek ki bu sağlığımıza uyumlu ürün demektir. İnternetten de araştırabilirler. Çoğumuz o kadar, çağımız o kadar gelişmiş bir çağdayız ki hani nasıl ürün kullanabileceğimizi, sağlığımıza neyin faydalı olduğunu öğrenebiliriz. Evet, satıcılar. Ya herkesin şeyi zevki kendine göre değişir tabii ama burada önemli olan ten bana göre. Yani sarışın bir insan, esmer bir insana daha yakışan bir kokuyu kullanmasa çok daha iyi olur. O bile fark ettiriyor yani. Evet, ben mesela esmerim. Buradaki hanımefendiye söylüyorum, onlar da tanışın çok iyi biliyorlar. Aynen. Kendime göre kokuları biliyorum, hep kokup alıyorum. Etmesi gerekiyor, sabundan bile kötü kokuyor onlar ya. Aldığınız yerlere dikkat ediyor musunuz? Aldığım yerlere dikkat ediyorum, kaliteli parfüm de alıyorum ama çok yüksek fiyatlı olduğu için çok da pahalı alamıyorum. Bir tane parfüm var mesela, 3 yıldır duruyor, 212 ben. O kadar nadir sıkıyorum ki.